Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. 2021 4. Bango Baska Festivali'nde başlamadan önce daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi belki izleyen arkadaşlar vardır, belki izlemeyen arkadaşlar vardır. Birazdan hakem arkadaşlar derecelendirmeye başlamadan önce yarışmaya katılacak olan Bango ve Baskaları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepsini tek tek göstereceğim. Umut kardeşimden yine bir rica edeyim, şöyle yaklaşsın. Bunlar arkadaşlar hepsi tek tek birazdan derecelendirmeye girecekler. Şurada güzel bir çikolata kuyruk var. Burada yine açık sütlü çikolata diyelim ona. Burada da aynen yine bir çikolata kuyruk var. Çikolata kuyruğu bırakın arkadaşlar, inanılmaz bir olay. Umut yaklaştır, belki görmemişsindir sen. Arkadaşlar kuş yumurtlamış. Yani yumurtasını buradan almış. Mehmet abiye de bunu söyleyelim. Dişi bir kuş, dişi diyecektim. Yumurtayı da burada yapmış. Belini kırmış zaten hayvan. Burada da genç bir çikolata kuyruk gene. Kuyruklardan bir tane. Arkadaşlar şöyle, daha önce belki izlemeyenler vardır. Hiçbiri birbirini suyundan, yeminden yenmesin diye aralarına kartonlar sıkıştırılmış. Düşünceli bir organizasyon yapılmış tamamen. Aralarda gezecek olanlar için ikişer metre mesafe bırakılmış. Birbirine rahat rahat değmeden gezebilsinler diye. Şurada gene parça kanat bir çikolata kuyruk. Bango. Bu da çok güzel. Bango kuşu çok meziyetlidir arkadaşlar. Yani bunu bilen arkadaşlar bilir. Bango besleyen arkadaşlar zaten bunu çok iyi biliyordur. O kadar kızmış ki bize kuru yapacak. Aynen. Aferin oğluma. Gel bakayım. Gel. Sen de yarışacak mısın? He? Sen de yarışacak mısın? Aferin ben sana. Arkadaşlar daha önce bahsettiğimiz gibi %90 kuşlar şu anda eşli olmadığından dolayı tüyden çıktılar. Şu anda aşı dönemi. Kuş maşallah bize bile kuru yapıyor. Bu neymiş? Bu da genelde herhalde çikolata kuyrukları bu kısma koymuşlar. Hepsi de konmalıkları o kadar sanki daha önce yarışmışlar gibi arkadaşlar. Hepsi altlarına koyan, ızgaraların üstüne konmuş takozların üstünde duruyorlar. Hani ben buradayım, ben yarışacağım, ben birinci olacağım der gibi hepsi. Bazılarında gaga yok denecek kadar. Kafalar, gözler. Bu kuşları beslemek zor. Besleyen arkadaşların hepsinin eline sağlık. Gerçekten de bu kuşlardan yavru almak da zor. Bu kuşları en iyi bakan da tip kuşları oluyor genelde. Ne uzun ne kısa gaga. Çikolata kuyruk bir dişimiz. Ama gözler neredeyse pörtlemiş arkadaşlar, kafa. Ve istenen Bango kuşunda zaten videoya da çekeceğim hakemlerimiz puanlarken. Onu da izleyebilirsiniz. Bango ve Baska'da nasıl bir kategori, nasıl bir şey istiyorlar, nasıl olması gerekiyor. Kuştan ne arıyorlar, özellikleri neler diye birazdan konuşurken onları da videoya yazayım inşallah. Şu anda boşken ben yarışacak olan kuşların hepsini size göstermek istedim. Burada sadece çikolata kuyruk var. Evet, Mısırcı yazıyor markasında buradakinin. Diğer hepsinde TGF markaları var zaten. 2021 yılında yarışan bangolarımız 2025 Avrupa'da yapılacak olan yarışmaya da katılmaya hak kazanacaklar arkadaşlar. Burada kara kuyruklara geçtik. Kara kuyrukları koymuşlar. Sadece burada kuyruk olanlar var. Kanat kuyruk olanlar da var. Bu da bayağı bir kuyruk. Buradaki de kanat kuyruk arkadaşlar. Hepsinin gagaları, kafaları, gözleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden güzeller. Hepsi numaralandırıldı. Az sonra şuradan devam edelim. Burada da kırık baskalarımız var arkadaşlar. Şöyle öteki tarafa geçelim Umut. Orada da ortadan devam etmiş olalım. İki tarafı da görme şansımız olsun. Burada da bayağı çalışmış çalışan arkadaş. Kara kuyruk
Bango. Hepsi birazdan derecelendirmeye girecekler arkadaşlar. Çikolata kuyruk. Bir erkek. Belli. Hayvanlar o kadar rahat ki hepsi takoz üzerinde duruyor. Kara kuyruklar. Burada da kara kuyruk bir dişimiz. Çikolata kuyruk. Bunlar da çikolata kuyruklar arkadaşlar. Burada parça kadar bir tane çikolata kuyruk bangumuz var gene. Hepsi de maşallah zıpkın gibi. Hepsinin keyfi yerinde. Ama bayağı bir çikolata kuyruk gelmiş. Yetinen arkadaşlar hepsi çikolata kuyruk üzerinde çalışmışlar herhalde. Kara kuyruk, çikolata kuyruk. Bir tane mavi kuyruk çıktı. İçlerinde. Kuşların hepsi avuç içi kadar arkadaşlar. Evet, kara kuyruk, mavi kuyruk yine. Hepsi kuyruk. Evet, diğer tarafta gördüm. Genelde kanat kuyruklar da diğer taraftaymış. Babacan bir erkeğe benziyor. 64 numara. Burada çikolata kuyruk yine. Podyuma çıkmış mankenler gibi hepsi. Hepsi takoz üzerinde duruyorlar. Şuradan şöyle devam edelim. Burada sırf beyazlar var arkadaşlar. Sade beyaz. Burada da birkaç arkadaşımızdan söz aldık. Burada görüştük. İnşallah kümeslerine de gideceğiz. Kümeslerinde de bu güzelliklerin hepsini göreceğiz. Yine kara kuyruk bir. Bunlar da kanat kuyruklar arkadaşlar. Çikolata. Bunlar herhalde dişiler. Biraz kibar duruyorlar. Hepsi. Bunlar da sütlü çikolata diyelim. Bunlar da kanat kuyruk yine. Genç bir yavruya benziyor ama. Bu da mavi. Bana göre mavi. Bir yandan da hakemlerimiz kuşları değerlendiriyorlar. Bu da değişiyor. Bu da mavi. O mavi. O mavi. O masmavi o. Yani bizim tam mavi dediğimiz rengi bu. Ama buna mavi. Mavi kanat kuyruklar. Çikolata kanat kuyruklar. Burada da arkadaşlar kırma baskalar. Kara bir kırma baska. Burada da sarı kırma. Gözler de tamamen değişmiş. Şöyle ikinci bir araya girelim. Burada yine kanat kuyruk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözler, kafalar, buradakiler. Şurada çok güzel. Kafa yapısı, göz yapısı mükemmel bu hayvanın. Yani buradaki gerçekten de birinciyi seçmek bence çok zor olacak bunların arasından. Yani hepsi birbirinden güzel. Baktığınız zaman hakemlerin işleri bayağı zor olacak. Süt beyazlar arkadaşlar. Şu
çikolatalar. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden değerli. Burada yine beyaz. Bu tarafa geçelim. Bu tarafta yine bunlar dişi herhalde %90. Çünkü biraz kibar görünüyor. Herhalde şu dişi çok çok da güzel. 244 numara. Gaga yapısı olarak gaga yok denecek kadar bu hayvanları bakmak, büyütmek gerçekten de çok büyük emek istiyor. Şu hayvana bakar mısınız arkadaşlar? Yani gaga bu hayvanın yavru bakması, yani emlemesi bile çok zor neredeyse. En çok sevdiğim renklerden birisi sarı kanatlar. Bildiğiniz gibi beni takip eden arkadaşlar biliyordur. Bende de sarı kanat İstanbul bangoları var. İstanbul bangoları kendi yavrularına bakabiliyor. Onun için genelde onları tercih ediyoruz. Yani bunlara bakmak zor. Çok emek istiyor arkadaşlar bunlara bakmak gerçekten de. Sarıyı gördüm mü bir başka oluyor. Sarısı daha güzel duruyor. Dur bakalım oğlum, çık şöyle. Aferin sana kız. Dişiye benziyor arkadaşlar. Yani karşıdan bakıyoruz ama limoni kanat yine. Evet, burası dişi bölümü mutlaka. Yine. Sen de çık bakayım. Göster kendini. Bunlar dişiler arkadaşlar. Kırmızı kanat ama yani avuç içinden de ufak bu hayvan. Sahibinin emeğine sağlık diyelim. Burada beyaz kategorisinde yarışacak. Beyaz bangolarımız. Burada da orijinal baska diye geçiyor arkadaşlar. Bunların herhalde 7'ye 7 olması gerekiyor kesmeleri. Şey kanatları. Bunlar kırıklar değil. Bunlar normal orijinal baska diye geçecek arkadaşlar. Şöyle şuradan devam edelim. Birkaç tane baska da görüyorum burada. Bunlar orijinal baska. Biliyorsunuz da kırmadan önceki orijinal baskalar böyleydi. 7'ye 7 olması gerekiyordu normalde. Burada şöyle Umut kardeşim sizler için göstersin gene. Bu kısım biraz erkek kısma benziyor. Bu tarafı gösterdik Umut. Bir yan tarafa geçelim. Aynen bu tarafı gösterdiğimiz kısım. Bir öteki bölüme geçelim arkadaşlar. Oradakileri de gösterelim. Ondan sonra hakem arkadaşlarımızı bekleyeceğiz. Şu anda derecelendirmek için kartları bekliyorlar. Çikolata kanat, çikolata kuyruk. Evet, şu anda hakemler birazdan kuşları alıp tek tek derecelendirmeye başlayacaklar. Biz de yavaş yavaş videonun sonuna geleceğiz. Yarın arkadaşlar bu kalabalıkta bunları böyle rahat rahat çekme şansımız çok olur. Zor olur daha doğrusu. Ondan dolayı böyle yarışmaya gelecek olan arkadaşların hepsini size tek tek göstermek istedik. Evet, burada baskalar var. Baska kategorisinde yarışacak olanlar. Biz de getirseymişik baskımızı. Ama markamız yok işte. Marka takmadığımızdan dolayı sıkıntımız var. Çam kanatlar. Belki 5. baskaları Misri ve Bango baska yarışmasına bizim de katılma şansımız olur. Seneye takarsak markalarımızı. Evet, çikolata baskalar, sarı baskalar, portakal diyelim, sarı demeyelim. Çünkü Miro'lardan çıkmalara da sarı diyorlar. Miro baskalardan çıkmıyor. Şuradan da devam edeyim arkadaşlar. Kırmızı baskalarımız. Sabuni baska. Sarı baskalar. Arkadaşlar. Miski. Yok, bunlar başka.
Şöyle hakemlerimiz kuşlarını alıyorlar arkadaşlar. Şu anda boş olduklarına bakmayın. Şu anda dereceye gidiyorlar, yarışmaya gidiyorlar. Şuradan da şöyle şu son görselleri alalım. Biz de hakem arkadaşların yanına geçip orada neye göre değerlendiriyorlar? Puanlamayı neye göre veriyorlar? Mikrofonlarımızı onlara uzatacağız değerlendirirken. Hepsini orada da göreceğiz inşallah tek tek. Şöyle Umut'cum sana zahmet. Şurada arkamda gördüğünüz kupalar yarın sahiplerini bulacak arkadaşlar inşallah. Şu anda hakem arkadaşlar derecelendirmeye geçiyor. Bu kupaların hepsi 2021 Türkiye Güvercin Federasyonu Misiri Basko Bango Festivali'nde yarın derece alacak kuşları bu akşam derecelendirdim. Yarın hepsi kupaların sahiplerini bulacaklar inşallah. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Şimdi neye göre derecelendiriyorlar kuşları? Mikrofonumuzu ve kameramızı oraya çevireceğiz. Arkadaşlar orada uzatacağız. Neye göre değerlendirecekler onları da görmüş olacağız arkadaşlar inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.